Evet, sterlin dolarda bahsetmiş olduğumuz gibi adeta hareketli ortalamanın etrafında sarmal şekilde yoluna devam ediyor. Gram altın yukarı trend giderken sarmal şekilde daha düşük açıyla yukarı gidebileceğinden bahsediyorduk. Sterlin dolarında ortalamanın etrafında çok uzaklaşmanın sıkışan bir hareket şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Ve bu bölgenin hala hazırda güvenli bir bölge olduğunu sık sık dile getiriyoruz. Tabi ortalamaları özellikle 20 günlük ortalamaya dokunup dokunmaması çok önemli olacak. Bir gerileme olsa dahi burada bir dip bölgede olduğu için tepki ihtimali önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ay boyunca ne kadarsa ne kadar dar bir aralıkta seyrettiğini görüyoruz. Evet, 1.21.90 kapanışını dikkate aldığımızda sterlin dolarda bugüne dair özellikle 1.22.30'un direnç, 1.21.50'nin de destek olduğunu görüyoruz. Nasıl seyretmiş hemen bakalım. 1.22.15, 1.21.60. Pardon. Hemen dönüp bakalım. Bu destek aralığında, yani şu 3 bant aralığında seyrettiğini görüyoruz ki bu dar bant belki günlüklere baktığımızda, şöyle seanslıklar tarafına bakalım, zayıflama eğilimi var. Sanki sterlin dolar diğer günlere nazaran şu son 3 haftadır 4 haftadır devam eden bant hareketine baktığımızda biraz daha zayıflama görüntüsü söz konusu. Hemen 60 dakikalıklara dönüp bakalım. Evet, burada da 1.20 1.70 şu an için bir direnç gözüküyor. 1.22'ler şu an için iyi bir direnç izlenimi var. Saatliklere, gün içi pozisyonlara baktığımızda, daha doğrusu görüntüye baktığımızda aşağıda belki tekrar bu nokta nereye denk geliyor? 1.21.50'nin altında 1.21.30 var. Bu seviye, daha doğrusu 1.21.50'nin altında saatlik kapanış oluşmadı müddetçe bu sıkışan hareket biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Ancak 1.23.66'da kaldığım müddetçe tekrar 1.19.80'leri denemek isteyebilir mi? Görüntüye baktığımızda tabii ki ne kadar yatay da olsa, ne kadar güvenli bölge olarak işaret etmiş olduğumuz bölgede olsa da seanslıklara, saatliklere, hatta gün içi 5 dakikalık grafiklere baktığımızda bile bir zayıflama eğilimi var. Onun için biraz daha bu bölgede hareketin sıkışarak ama aşağı yönde bahsetmiş olduğumuz 1.21.50 altında saatlik kapanış oluşursa ancak tekrar buraları konuşacağız ve haftalıklarda da 1.20'nin hemen altını konuşuyor olabiliriz. Bu çok önemli. Günlükler, evet, günlüklerde tablo aslında biraz daha, eğer bugün de 1.21.90 görüldüğü üzere 1.21.90 şu an kaç? 1.21.60 1.21.90, 1.21.60, 1.21.20 1.19.80'lere tekrar bir geri çekilme isteği oluşabilir. Ama şunu da söyleyelim, olsa bile şu 20 günlük hareketli ortalamaya birkaç gün içinde dokunmak isteyecektir. O ortalamada zaten aşağıya geliyor. O da herhalde normal bant seyri olan 1.22-1.23 bölgesine denk geliyor. Eğer bugün de 1.21.20 1.21.90 diyelim. Tam burası daha önemli olacak. 1.21.90 veya 1.21.70 altında kapanış görecek olursak biraz daha yarın aşağı giden bir hareket görebiliriz. Bu gerçekten önemli. Tekrar şu şişman parmak olayında 7 Ekim'de görülen o dip bölgeye bir çekilme, aynı bölgeye bir 19'lara doğru geri çekilme ihtimalinden o zaman bahsedebiliriz sterlin dolarda. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar.